gördünüz mü? Şöyle ayağı işte kuzu kuzu geldim dilince kapandım gözlerini bu kez diye. İbrahim abi, sevgili yönetmenim İbrahim abi, Eda mı var? Eda, sabah enerjisi istiyoruz, bir şarkı hazırla bizlere o zaman. Haydi bu da sana şimdi buradan. Şey gelsin, bak ekip arkadaşlarım diyor ki onu ben zannetmiyorum ki yapabilsin diyor. Ben Eda'dan bir tane şarkı istiyorum ya. Onur ya. 30 saniye yollasın ya. 30 saniyeye kadar sevgili yapımcımdan ben şeyimi aldım. 30 saniye istiyorum efendim. Sabah enerjisi istiyorum. Tarık yolla. Efendim! Günaydın! Tarık yollasın aynen. Günaydın! 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 Gününüz aydın olsun efendim. Şahane haberler alacağınız, birbirinden güzel geçecek, mis gibi geçireceğiniz, sevdiklerinizle birlikte olacağınız, sağlıklı, bereketli, kazançlı, sofralarınızın dolup dolup taşacağı harika bir gün ve hafta diliyorum efendim hepinize. Pazartesi günü bizde tüm hızıyla başladı. Bütün bir hafta sonu ekip arkadaşlarımla birlikte bu hafta size daha yararlı, daha faydalı, hayata dair neler sunabiliriz diye oturduk, düşündük. Harika bir hafta hazırladık efendim. Kağıt kalemler yanınızda olsun. 0212 660 76 23 canlı yayın telefonlarımız, bize ulaşabilirsiniz diyorum. Ve hiç vakit kaybetmeden her gün olduğu gibi ne diyoruz? Hastanelerde ve hasta yataklarında bizleri izleyen bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Gelmiş geçmiş gitmiş bitmiş olsun. Dert keder bir daha sizlere uğramasın inşallah. Tüm güvenlik güçlerimize efendim, polislerimize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olsunlar. Allah yardımcıları olsun. Bütün kader mahkumlarını, abilerimi, ablalarımı ve kardeşlerimi gözlerinden öpüyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun tez vakitte. Sevdiklerinizle kucaklaşmayı ve kavuşmayı sizlere nasip etsin efendim. Yiğidimiz, aslanımız, babamız, canımız, ciğerimiz, abimiz, kınalı kuzularımız, aslanlarımız, Mehmetçiğimiz. Rabbim şanlı ordumuzu muzaffer eylesin. Ve bütün kötü niyetli ve kötü emelli insanlardan askerimizi ve ordumuzu muhafaza eylesin efendim. Onları çok seviyoruz. Mehmetçiğimiz de kalbimiz bir atıyor. Tez vakitte hayırlı tezkereler alıp inşallah sevdikleriyle, aileleriyle, evlatlarıyla kucaklaşmalarını diliyorum efendim. Hepsine tek tek, ayrı ayrı. Ve tabii ki efendim ne diyoruz? Tüm şehit ailelerini gönüllerinden, yüreklerinden ve ellerinden öpüyorum. Saygıyla önlerinde eğiliyorum efendim. Hepsini çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ne evlatlar yetiştirdiniz, ne aslanlar dünyaya getirdiniz ki onlar sayesinde efendim bu programları yapıyoruz. Yataklarımızda rahat ve huzurlu yatıyoruz. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgiyle önünüzde bir kez daha eğiliyorum. O mukaddes ellerinizden öpüyorum efendim. Madenci abilerime ve kardeşlerime de bir selam çaktıktan sonra karınca kararınca Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunabilirsiniz. Ve elbette ki dualarımızla da evlatlarımızı yalnız bırakmayacağız diyorum. Ve tüm hızıyla programımız başlasın. Efendim kızlar, hanımlar, beyler, sabah sporu için hazır mıyız? O bence pilates eğitmenlerinin en tatlısı, en bir tanesi, en prensesi. Bizi sakinleştiren, güzelleştiren insan geliyor efendim. Pilates eğitmeni Zeynep Duru Tandoğan hocam geliyor. Ne kadar güzel şey. Hocam hoş bile söyledim vallahi. Hoş geldiniz. Harika hoş gözüküyorsunuz siz yine. De öyle, çok sizi çok seviyoruz biliyorsunuz. İzleyicilerim de sabırsızlıkla sizi bekliyorlar. Tekrar hoş geldiniz. Sizi sevenlerinizle baş başa bırakıyorum hocam. İyi teşekkürler. Dersler çok diliyorum. Sağ olun. Kenara çekiliyorum. Hemen matımızı yayıyoruz. Matımız yoksa evde güzel battaniyelerimiz var, polarlı polarlı. Onları alıyoruz. Bugün bir sürprizimiz var. Bugün çok tatlı bir topumuz da var. Şimdi topu gördüm, bende top yok diye üzülmeyin. Bu 20 santimlik bir top. 20-25 santimlik satılıyor. 7-8 liralık bir şey aslında ücreti. Çocuklarınızın, torunlarınızın topları olabilir. Böyle birazcık yumuşak olması lazım bu topun. Bununla beraber hareketler yapabiliriz. Ama illa olacak diye bir şey yok. Hemen bir tane yastık alabilirsiniz elinize. Böyle birazcık pufidik olmasını isteyeceğim ama yastığın. Böyle sıkıştırdığınız zaman kollarınızı hissedin diye. Hemen önce duruşumuzu ayarladık. Kalça genişliğinde açtık. Duruşumuz dik ve uzun. İpler bizi gökkuşağı renklerinde yukarı doğru çekiyor. Bu duruşumuzu koruyarak karşıya doğru topumuzu uzattık. Ve önce ısınmak için bir yukarı kadar kalktık. Tekrar göğüs hizamıza geldik. Ve nefes aldık ve nefes verdik. İyice kollarımızı açıyoruz.
Her zaman çok derin nefes alarak hareketlerimize başlıyoruz. Bütün dolaşımımızı arttırıyoruz. Nefessiz bir yaşam düşünemiyoruz. Nefessiz bir spor düşünemiyoruz. Dolayısıyla önce hareketlerimize hep nefesle başlıyoruz. İyice açıldık mı artık? Hadi göğüs hizasında tuttuk. Birazcık kollarımızı çalıştıralım. Nasıl çalıştıracağız? Topumuzu avucumuzun içine iyice sarıyoruz. Ve onları böyle minik minik sıkıştırmaya başlıyoruz ve hissediyoruz. Sıkıştırıyoruz ve hissediyoruz. Nefes aldım ve nefes verdim. Ve nefes aldım ve nefes verdim. Ve tekrar nefes aldım, verdim. Sıkıştırıyoruz, hissediyoruz kollarımızı. Bu sırada göğsümüz de çalışıyor. Bütün kaslarımız devrede. Ve sıkıştırıyorum, kalıyorum. İki nefes ve nefes alıp veriyorum. Çok derin ve uzun nefesler alıyorum. Ve çok uzun, en sonuna kadar veriyorum. Hadi kolumu biraz rahatlattım. Yavaşça kolumu yukarı doğru kaldırdım. Burada tekrar topumu sıkıştırmaya başlıyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Ve nefes aldım ve nefes verdim. İyice sıkıştırdığınızı hissedin. Hemen bırakmayın, olur mu? Hadi sıkıştırıyoruz, hissediyoruz ve bırakıyoruz. Ve nefes aldım, verirken sıkıştırıyorum. Nefes aldım, verirken sıkıştırıyorum. Aslında bunun bir doğrusu yok ama daha kolay olan versiyonu bu. Her zaman sıkıştırırken nefesi vermek daha kolaydır. Hadi birazcık hareketlenelim, değil mi? Hadi yavaşça öne doğru geldim, sıkıştırdım. Yukarı doğru kaldırdım, tekrar sıkıştırdım. Ve nefes aldım, sıkıştırdım verirken, nefes alırken yukarı gidiyorum, verirken sıkıştırıyorum. Haydi birkaç kere daha, tekrar nefes aldım ve nefes verdim. İyice yukarı gittiğimizde uzama hissimizi bedenimize eklemeyi unutmuyoruz. Pilates'teki en önemli şeylerden birisi, omurgamızı rahatlatmak için yer çekimine karşı yukarı doğru iyice uzatıyoruz. Şimdi yukarıda bir kalalım, sıkıştıralım ve nefes alıp veriyorum. İyice uzadığımı ekliyorum. O gökkuşağı renklerimizdeki iplerimiz bizi tavana doğru çekiyordu. Hadi bunu koruyarak birazcık sağa gidelim. Yavaş yavaş bedenimizin yanını bir açalım. Bunu yaparken asla boynumuzu bükmüyoruz. Boynumuz da topla beraber gidiyor. Omurgamızın devamı şeklinde. Tekrar ortada düz ve uzunuz. Haydi diğer tarafa gidiyoruz. İyice açılıyor bedenimiz. Uyanıyor artık. Bugün yine çok güzel bir güne başladık. Hadi düz ve uzun yukarıdayız. Hadi yavaşça bir kolları sakinleştirelim. Biraz omuzlar ağrıdı değil mi? Şöyle yavaşça bir çevirelim öne. Hadi tekrar arkaya doğru da çevirelim. İyice sıkıştıralım, sıkıştıralım. Rahatlatalım. Şimdi topu tek elimle tutacağım. Çok da sıkmayacağım ama birazcık da sıkacağım. Boşa çıkmasın ya da yastığımı. Yavaşça savurmaya başlıyorum. Kollarımı açıyorum. Ama bunu yaparken neydi amacım? Gövde kısmında hiç hareket yok. Nefes al ve nefes ver. Ve nefes al, nefes ver. Nefes al ve nefes ver. Haydi üç kere daha. Ve son iki. Ve son kez. Hadi bir kere gidelim orada. İyice uzayalım. Uzamamızı sonuna kadar arttıralım. İyice esneyelim, açılsın. Hadi tekrar ortada buluştuk. Ve aynısını diğer taraf için. Elimi değiştirdim. Hafifçe topumu sıktım ve kolumu savuruyorum. Korkmayın ama, olur mu? Savurun kollarınızı. Ama kendinize zarar vermeden her zaman ne diyoruz? Bedenimiz aslında bu hareketleri yapmak için yeterli güce sahip. Biz yeter ki ona güvenelim. İyice açılsın, hareketlensin ve nefes alıp veriyorum. Haydi iki tane daha. Haydi sonda yine yana doğru iyice güzelce bir yan tarafın açıldığını hissediyoruz. Hadi yavaşça tekrar ortada buluştuk. Şimdi birazcık kürek kemiklerimizi açalım. Nasıl açacağız? Kollarımı uzattım. Yukarıdan topumu diğer elime alıyorum ama alırken de topumu sıkıyorum ve tam tersi yine en arkadan elimi değiştiriyorum ve tekrar yukarıya. Hadi bunu biraz daha rahat göründüğü yandan yapayım ve aldım, arkadan topu değiştiriyorum. Alan elim her zaman topu sıkıyor ve tekrar en uzak noktadan topu veriyorum ve tekrar yana doğru dönüyorum. Haydi iki kere daha bu yönü yapalım. Alan el her zaman topu sıkıyor. Hadi şimdi elimizi yönünü değiştirelim. Top aynı elde kaldı ya da yastığımız. Hadi tekrar ve nefes aldım ve nefes verdim. Haydi iki kez daha. İyice kürek kemiklerimiz açıldı değil mi? Haydi tekrar. Ve yavaşça öne doğru geldim. Şimdi yine bir esnememizi yapalım. Topu bir bacağımın yanına koydum. Yavaş yavaş topu bacağımdan aşağıya doğru götürüyormuş gibi indiriyorum. Top neyi sağlıyor? Bunu topsuz da yapabilirsiniz. İlla topunuz olmak zorunda değil. İyice bedeninizin açılması için izin veriyor. Ama bunu yaparken olabildiğince bacak kısmınızın, pelvis bölgenizin hiç hareket etmemesini istiyoruz.
Ve yana doğru iyice açılıyorum. Ve tekrar yavaş 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 yukarı doğru gidiyorum. Hadi bir kez daha yapalım bu taraf için. Hadi yana doğru tatlı 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 esneyelim. Haydi yavaşça yukarı doğru çıkalım. Haydi aynısını diğer taraf için yapacağız. Topumu diğer bacağıma aldım. Ve yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorum. Düz ve uzunum. Her zaman düz ve uzunum. Bunu her zaman koruyarak hareketlerimi yapıyorum. İlk duruşta her zaman bir hissediyorum. Sonra tekrar yana doğru gidiyorum. Bedenim iyice açılıyor. Ve tekrar ortaya doğru geliyorum. Ve bir kez daha topumla beraber gidebildiğim kadar gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Açılıyorum iyice, rahatlıyorum. Hadi tekrar topumla ilk başladığım yere geri dönüyorum. Hadi şimdi küçük küçük avuçlarımızın içinde topumuzu sıkıştıralım. Yine bir kol çalışması. Ve nefes aldım, sıkıştırıyorum. Sıkıştırdığımı da hissediyorum iyice kollarımla beraber. Yani hızlı hızlı yapmıyorum bunu. Yavaşça sıkıştırıp hissediyorum. Nefes alıyorum ve nefes veriyorum. Haydi iki tane daha bu taraf için. Hadi bir tane daha. Hadi şimdi topumuzu diğer tarafa yavaşça alıyorum. Ve aynı işte hareket için diğer tarafı yavaşça kollarımı sıkıştırıyorum. Düz ve uzunum. Uzunumu asla kaybetmiyorum. Ve nefes alıyorum. Yavaşça sıkıştırıyorum. Küçük küçük sıkıştırıyorum. Ama sıkıştırdığımı hissediyorum iyice. Ve nefes aldım ve verdim. Haydi tekrar. Hadi bir omurgamızı rahatlatalım. Topumuzu bacağımın tam ortasına koydum. Ve yavaş yavaş topumla beraber bedenimi aşağıya doğru bırakıyorum. İyice bileğime kadar geldiğimde de şöyle minicik bir sıkıştırıyorum. Hadi tek 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 toplayarak yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyorum. Omurgam iyice açıldı. Tekrar dik ve uzun. Hadi birazcık da bacaklarımızla çalışalım değil mi? Hep kolları çalıştırmak olmaz. Ayaklarımı yere yatas tavan bastım. Tekini kaldıracağım. Dengemi kurmaya çalışıyorum. Ve topumu tam üstüne koydum. Ve küçük küçük sıkıştırıyorum. Ve nefes aldım sıkıştır. Ve nefes al sıkıştır. Ve tekrar sıkıştırdın hisset iyice. Hadi yavaşça topu bıraktım. Şöyle bir salladım. Ve tekrar kaldırıyorum. Her zaman önemli olan dengeyi kurmak. Dengemi kurdum. Topu tekrar sıkıştırdım. Hadi 3 tane daha ve 2 tane daha ve son kez. Hadi topu karşıya doğru alıyorum şimdi. Ve bacağımı yavaşça aşağıya indirdim, kaldırdım. Bir ara hareket ve nefes aldım, verdim. Hadi yavaşça ikisini birden eşleştirdim. Bilekleriniz ağrımış olabilir her zaman. Şöyle bir sağa sola çevirebilirsiniz, onları rahatlatabilirsiniz. Hadi diğerini de yapalım. Sağa sola çevirdim. Onu da rahatlattım. Şimdi aynısını diğer taraf için yapacağım. Yavaşça sağ ayağımın üzerine dengeyi kuracağım. Topu kaldırdım. Topu üstüne koydum. İki elimle avucumu sardım topu ve sıkıştırıyorum. Nefes al ve sıkıştır. Ve nefes al ve sıkıştır. Son kez yapalım. Haydi bir ara veriyoruz. Karşıya doğru. Ve tekrar dengeyi kuruyoruz. Haydi tekrar. Dört kere daha sıkıştır. Ve nefes al sıkıştır. Ve tekrar sıkıştır. Ve son sıkıştır. Topu karşıya doğru aldım. Yere doğru değdim ve kaldırdım. Ve iki kere daha ve nefes al ver. Ve son kez. Hadi yavaşça iki ayağımın üstünde dengemi kurdum. Tekrar ayaklarımı şöyle bir salladım. Topumuzla çalışmak çok güzel değil mi? Sıktığınız her hareket aslında sizin kollarınızı çalıştırıyor. Hadi birazcık da matımızın üzerinde yapalım. Nasıl olacak? Her zaman yatarken dengeli olarak bırakıyoruz. Ayaklarım kalça genişliğinde açık. Topumu dizlerimin arasına koydum. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Dik ve uzunum. Kollarımı da şöyle karşıya doğru kaldırdım. Yavaş yavaş matta kendimi aşağıya doğru bırakıyorum. Ama birdenbire asla yığmıyorum kendimi. Her zaman kontrollüyüm. Yattığımda da boynum uzun. Hiçbir zaman çok göğsüme yakın değil. Çok arkaya doğru da uzun değil. Tam karşıya doğru, tavana doğru bakıyorum. Hadi birazcık iç bacak çalışalım beraber. Topumu küçük küçük sıkıştırmaya başlıyorum. Ve nefes aldım, sıkıştırdım. Ve nefes aldım, sıkıştırdım. Hareketlerimi en az 7 sayı yapayım. Daha sonra hareketleri yaptıkça sayıları her zaman arttırabilirsiniz. Her zaman ağırlıkla çalışabiliriz ama bunun için önce bedenimizin gücüne inanmamız lazım. Ve asla doktorun söylediğinin dışına çıkmamamız lazım tabii ki. Ve yavaşça dizlerimi sıkıştırdım. Haydi iki tane daha. Bunu biraz zorlaştırmak isterseniz yavaşça kaldırabilirsiniz masa pozisyonunda bacağınızı. Ellerinizle yerden destek alarak tekrar sıkıştırabilirsiniz. Ve nefes aldım, sıkıştırdım.
Hiçbir zaman yığmıyoruz kendimizi. Yavaş yavaş hareketlerimizi bitiriyoruz. Yavaş yavaş indiriyoruz ve yavaş yavaş kaldırıyoruz. Hadi topumuzu elimize alalım ya da yastığımızı. Hadi birazcık da kollarımızı yatarak çalışacağım. Neden? Burada şimdi tamamen kürek kemiklerim yere sıfır. Doğal bel boşluğumu koruyarak bütün hareketlerimi gerçekleştiriyorum. Yavaşça yukarıda topumu sıkıştırdım. Tamamen arkaya kadar yattım. Tekrar sıkıştırdım. Ve tekrar göğüs hizasına geldim, sıkıştırdım. Ama burada önemli olan topun kontrolünün sizde olması. Yani böyle çok öne gitmenizin bir anlamı yok. Kontrollü bir şekilde duracağınız yerde kolunuzu kontrol edin ve sıkıştırın. Ve tekrar arkaya doğru gittim ve sıkıştırdım. Ve nefes aldım, tekrar sıkıştırdım. Haydi iki tane daha yapalım. Çok rahatlatıcı bir hareket. Güzel, kol çalıştırıyor. Beni çok da fazla yormuyor ama çok faydalı. Haydi yukarı tekrar sıkıştırdım. Şimdi bir kollarımı dinlendireyim. Bu sırada bacaklarımı da yavaşça masa pozisyonuna alayım. Şimdi bunu koruyarak topumla sanki topumu dizimin üstüne koymaya çalışıyormuş gibi kalkacağım. Bacaklarınız aralık olabilir, birbirine bitişik olabilir. Ve nefesi aldım ve yavaşça kalkıyorum. Sanki topumu dizimin üstüne koyuyorum. Ama bunu yaparken vücudum C şeklinde, asla boynumu kasmıyorum. Ve yavaşça tekrar yere yatıyorum. Ve nefes aldım ve topu dizimin üstüne koyuyormuş gibi kalktım. Ve yavaşça yattım. Ve nefes aldım. Verirken kalktım, hissettim. Ve yavaşça tekrar yattım. Haydi dördüncü yapıyoruz. Ve tekrar yattım. Ve nefes aldım. Verirken sıkıştırıyorum. Ama çok rahatım bunu yaparken. Her zaman önce uzama hissini bedenime öğretiyorum. Hiçbir şekilde kulaklarımı omuzlarımla yaklaştırmıyorum. Hep rahatım ve uzunum. Ve son kez yapacağım. Hadi burada bir nefes kalalım. Biraz hissedin hareketi. Karnınızı iyice hissedin. Ve nefes alıp veriyorum. Derin ve uzun. Ve tekrar yattım. Yorulduysanız ayaklarınızı tekrar yere koyup kaldırabilirsiniz. Hiçbir zaman zorlamayın bedeninizi. Hadi şimdi yanlara doğru gideceğiz. Topu sanki bacağımın yan tarafına koyuyormuş gibi. Ve tekrar yattım. Ve nefes aldım. Ve tekrar yattım. Ve uzandım. Ve tekrar yattım. Yine bunu yaparken de asla boynumu kasmıyorum. Çok rahatım. Bedenimin buna izin vereceğine inanıyorum. Ve son kez bu taraf. Haydi diğer tarafa geçtik artık. Hiçbir zaman hareketleri tek taraflı yapmıyoruz. Ve nefes aldım ve nefes verdim. Ve nefes aldım ve nefes verdim. Ve nefes aldım ve nefes verdim. Haydi son kez yapalım. Haydi yavaşça koyduk. Yavaşça ayaklarımızı yere indirdik. Artık bacaklarınız yorulmuş olabilir. Şöyle minik minik sallayın. Ara bir hareket olarak tekrar topunuzu küçük küçük sıkıştırabilirsiniz. Ve yavaşça bacaklarımı kaldırdım. Diğerini aşağıya indirdim. Ve yavaşça bacaklarıma bakarken, karnıma bakarken topu etrafında çeviriyorum. Ve üç de terse çevirdim. Önce başımı koyacağım. Ve önce bacağımı indireceğim. Ve aynı hareket için diğer tarafa geçtim. Ve yavaşça kalktım, karnıma baktım. Doğal bel boşluğumu kaybetmiyorum. Hadi terse de çevirelim. Haydi yavaşça yere yattım. Yavaşça bacaklarımı koydum. Hadi yavaşça kalkıp oturup pozisyona geliyoruz. Ve bunu yaparken topumuzla beraber kalkıyoruz. Ve bağdaç kuralım esnememiz için. Bugün bağdaçımızı yan yana kuralım. Topumu bedenimin yanına doğru yavaşça uzatırken kolumla beraber gidiyorum. İyice bugün bedenimizin sağ ve sol tarafını açıyoruz. Burada hafifçe topunuzu bastırabilirsiniz, kendinizi bırakabilirsiniz. Hadi yavaş yavaş da geri gelelim. Hadi bir de arkaya doğru gidelim. Yavaşça topum arkaya giderken bu göğüs açıklığımı kaybetmiyorum. Ve yavaşça topu arkaya doğru sıkıştırıyorum. Ve her zaman olduğu gibi diğer tarafı da tamamlıyoruz. Hareketlerimizi bitirmeden kollarım uzun. Ve son esnememiz için yavaşça topla uzadım. Uzadım topu sıkıştırıyorum. Rahatım. Çok rahatım. Haydi yavaşça ortadayım. Şimdi göğüs açıklığımı kaybetmeden arkaya doğru topumla beraber gidiyorum. Ve nefes alıp veriyorum. Haydi ortaya geldim.
kendime aynada da dolu dolu bakıyorum. İçimden ne geliyorsa söylüyorum ve bugünkü egzersizi de burada tamamlıyoruz. Bana eşlik ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam çok tatlısınız. Bu arada hocam bana arkadaşlar işte Instagram'dan, Twitter'dan ulaşıp diyorlar ki Aydan'cığım sen niye spor yapmıyorsun? Şimdi ben onun nedenini açıklayayım. Benim doktorum maalesef bana sporu özellikle bir ay yasakladı. Ben 15 santimlik bir kistle şu an yaşıyorum. Aa, çok geçmiş olsun. Karnımda çikolata kistiyle. Dolayısıyla da çarşamba ya da perşembe günü bir operasyon geçireceğim. Çok riskli bir durumum söz konusu. Hareket etmem bile biraz sakıncalı. O yüzden size eşlik edemiyorum ama söz veriyorum. Söz veriyorum. Ameliyatımdan sonra dikişlerim kendini toparlar toparlamaz çünkü pilates çok seviyorum ve siz yaparken o kadar özeniyorum ki aslında o hani huşu içinde böyle rahatlamalara söz veriyorum size en kısa zamanda yani yaklaşık olarak 25 güne kadar bir aya kadar size eşlik sabırla edeceğim. Sabırla bekleyeceğim yeter ki siz iyi olun. Siz süpersiniz hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayaklarınıza iyi yayınlar, sağlık. Çok sağ olun. Sizi dersleriniz için yolcu ediyorum çok hocam. Teşekkür Önümüzdeki ediyorum. Hafta görüşmek dileğiyle. Efendim pilates eğitmeni Zeynep Duru Tandoğan hocam bizlerle birlikteydi. Vallahi ayaklarına sağlık, ona bayılıyoruz. Şimdi konuklarımı, şahane konuklarımı tek tek davet etmeye başlamak istiyorum efendim. Hiç vakit kaybetmek. Efendim öncelikle sevgili yönetmenime, sonra Tarık'a, Eda'ya, İbrahim abiye de buradan sevgilerimi yollayayım ve tüm ekip arkadaşlarıma, Onurcuğuma, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sabah enerjilerini alıyorum ya, şu nostaljik şarkıları. Valla kendime geliyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki gerek Türk filmlerini zaten sevmeyenimiz var mıdır yani o Türk filmlerimizi. Gerekse bu şarkılara bayılıyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum tüm ekip arkadaşlarıma. Efendim reklama gideceğim ama reklamlardan sonra bizlerle birlikte efendim üroloji uzmanı operatör doktor Tuncay Şafak hocam bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda astroloğumuz biliyorsunuz koy cebine her yere götür dediğimiz tipten ona bayılıyoruz. Küçücük minnacık kadın ama içi dolu büyük kocaman insan efendim astrolog Nurcan Vecigün hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Ve tabii ki benim çok sevdiğim gerçekten canı yürekten sevdiğim arkadaşım dediğim dostum dediğim yaşam koçu ve aynı zamanda yazar Aynur Tümen hanımefendi yeni kitabıyla bizlerle birlikte olacak. Ve değerli sanatçımız Ufuk Önderoğlu yüreklerimizi dağlayacak canlı canlı orkestrasıyla birlikte burada canlı canlı söyleyeceğiz canlı canlı coşacağız. Ama çok kısa minicik bir araya gidiyoruz lütfen hiçbir yere ayrılmayın. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden konuklarımı davet etmek istiyorum huzurlarınıza. Onlar bilimin yetiştirdiği en güzel insanlar efendim. Gözümüzün nuru başımızın tacı. Onları çok seviyoruz. Üroloji uzmanı operatör doktor Tuncay Şafak hocam geliyor. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Vallahi gayet iyiyiz. Sizleri görüyoruz. Çok daha iyi oluruz. Özellikle de bize beyler böyle epey zamandır hep hanımlarla ilgili konuşuyorsunuz. Aydan'cığım biraz beylerle de ilgili konuşun diyorlardı. Biz de onları kırmıyoruz. Birkaç gündür böyle beylerle ilgili, onların problemleriyle ilgili Allah dert keder vermesin inşallah. Onları da konuşuyoruz hocam. Sizi baş köşeye böyle koltuğunuza davet ediyorum hocam. Hoş geldiniz tekrar. Efendim hiç vakit kaybetmiyorum dedim ya hemen diğer konuklarıma geçmek istiyorum müsaade ederseniz. Ona bayılıyoruz. Küçük kadın, minik kadın efendim. Böyle küçücük, ufacık, tefecik ama yani böyle
O minnacık haliyle kocaman kocaman kalbi olan, büyük büyük anlatan, uzun uzun anlatan, gönlümüzü ferahlatan insan efendim. Türkiye'nin en sevdiği astrologlardan astrolog Nurcan Vecigün hanımefendi geliyor. Nurcan, bugün ne kadar şıksın sen. Allah nazarlardan saklasın. Bakar mısın güzelliğe? Bak 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 maşallah. İşte burada. Allah. Anlatmaya gerek yok. Allah şırıl şırıl güzellik şırıl akıyor. Şırıl şırıl görüyorsunuz. Görüyorsunuz konuşmaya gerek yok. Gerek görüyorsunuz. Yok. Bayılıyorum sana ya. Ben de aynen. Sen ne fıstıksın kalp böyle. Kalp kalbe karşı tatlı. Ne kadar güzelsin yavrum, bugün yine. Yavrum maşallah. Sübhanallah. Körler sarlar birbirine harcaz. Derlermiş hayır, hiç öyle bir şey yok. Valla insanlar görüyor yani. Herkes görüyor. Zaten senin anlatımına bayılıyoruz. Canımsın benim. Seni de böyle baş köşeye davet ediyorum. Yanına o kadar güzel bir hanımefendiyi davet edeceğim ki şimdi tüm asaletiyle, zerafetiyle benim canım arkadaşım yeni kitabıyla geliyor efendim huzurlarınıza. Gerçekten ona bayılıyorum. Onun tecrübelerine bayılıyorum. Onun kalbine bayılıyorum. Onun hanımefendiliğine bayılıyorum. Asaletine bayılıyorum. Güzelliğini zaten konuşmaya bile gerek yok. Yaşam koçu ve yazar Aynur Tümen hanımefendi geliyor. Yeni kitabınla geldin. Ayaklarına evet. Sağlık Mina. Lejyoner'in kızı. Harika bir kitap. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce bu güzel iltifatların için güne ve haftaya çok güzel değil. Başlayacağım. Herkese selam olsun. Seni görmek, yayında olmak çok güzel. Harikasın ya. Vallahi sana bayılıyoruz Aynur'cum. Mükemmel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Daha henüz okumadım. Bu akşam hemen kitabımı alıp okumaya başlayacağım. Bana da imzalamışsın. Ya senin zaten hakikaten anlatımına, diline, üslubuna o kadar hayranım ki kim bilir neler var bu kitapta. Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazdım. Danışanlarımdan birinin yıllar önce toparladığım bir kitap ancak yayına hazır hissettim. Biraz konuşalım mı konusundan ama evet. Heyecanımızı kaybettirmeden kesinlikle. Bize. Kesinlikle okumayı aynen. Ertelenmemesi için çok kısa özet bir bilgi verebiliriz. Süper olur. Hatta bugün arayan izleyicilerimizden ikisine de sana bile sormadan iki tane hediye edelim istiyorum. Tamam. İki izleyicimize de bu güzel kitaptan gönderelim. Yazın tatillerinde böyle ellerini alıp okusunlar. Çok kitapları teşekkür da. Ederim. Rica ederim. Severek. Ben teşekkür ederim. Seni de baş köşeye Nurcan'ımın yanına davet ediyorum. Tekrar hoş geldin. Hatta bir tanesini şöyle bırakıyorum. Birini de elime alacağım. Şimdi sanatçı arkadaşımı da davet edeyim. Müsaade ederseniz efendim canlı canlı şarkılar söyleyeceğiz dedik. Bugün harika bir isim geliyor. Harika bir beyefendi geliyor. Hem sesi çok güzel. Sabah vallahi ben hazırlanırken prova yapıyorlardı. Hayranlıkla dinledim. Sesine bayılıyoruz, beyefendiliğine bayılıyoruz. Ekip arkadaşlarıyla geldi. Tekrar hoş geldiniz. Ufuk Önderoğlu geliyor. Kocaman bir boşluk bıraktın içimde. Hangi aşk yerini doldurur? Çok özledim seni iki gözümün karısı. Bu aşk azar azar öldürür. Çok özledim seni iki gözümün karası. Bu aşk azar azar öldürür. Ağladım
sabah ellerim yüzümde aldığım nefes ciğerime dolmuyor. Ben seni çoktan unuttum aslında. Gel gör ki bu gönül unutmuyor. Ağladım bu sabah ellerim yüzümde aldığım nefes ciğerime dolmuyor. Ben seni çoktan unuttum aslında. Gel gör ki bu gönül unutmuyor. Hasretler dal gibi dikildi önüme. Yaz gitti, kış geldi ömrüme. Çok bekledim seni türkülerimin sızısı. Bu aşk dert oldu gönlüme. Çok bekledim seni şiirlerimin sızısı. Bu aşk dert oldu gönlüme. Ağladım bu sabah ellerim yüzümde. Aldığım nefes ciğerime dolmuyor. Ben seni çoktan unuttum aslında. Gel gör ki bu gönül unutmuyor. Gel gör ki bu gönül unutmuyor. Gel gör ki bu gönül unutmuyor. Bir tane daha hiç böyle es vermeden bir tane daha dinleyelim hadi. Dağlar benim, efkarım var. Ne düzenim, ne tadım var. Yokluğum kimlere bahar. Kış eğliyor aşkın beni. Yokluğum kimlere bahar. Kış eğliyor aşkın beni. Düşer her gece yastığa. Yaş eğiliyor aşkın beni. Ekiyorum usanmadan. Taş eğiliyor aşkın beni. Düşer her gece yastığa. Yaş eğiliyor aşkın beni. Ekiyorum usanmadan, taş eğiliyor aşkım benim.
Çektin gözümden gözünü, yaktın savurdun közümü, çaldırdın aşk türküsünü. Saz eyliyor aşkın beni, söylettin aşk türküsünü. Söz eyliyor aşkın beni, beni. Düşer her gece yastığa, yaş eyliyor aşkın beni. Ekiyorum usanmadan, taş eyliyor aşkın beni. Düşer her gece yastığa, yaş eyliyor aşkın beni. Ekiyorum usanmadan, taş eyliyor aşkın. Güzeldi. Gerçekten hoş geldin tekrar. Hoş. Nasılsın, iyi misin? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Vallahi bizler çok iyiyiz. Yüreğimizi dağladın. Daha da iyi olduk. Sabah sabah enerjimizi yükselttin. Sana da arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İlerleyen dakikalarda tabii söylemeye ki devam edeceğiz efendim. Ama bugün içeriğimiz dop dolu. Şahane konuklarım, şahane konularım var. Şahane sunucumuz ve ev sahibi. Estağfurullah. Sen güzel bakıyorsun. Vallahi sen güzel bakıyorsun. Nurcan, bu hafta neler oluyor gökyüzünde? Şimdi güzel bir dolunay var yarın itibariyle. Akşamüstü saat 5 itibariyle başlıyor. Ama dolunayın etkisi hafta sonu başladı arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar duygusal manada inişler çıkışlar yaşamış olabilirsiniz. Bazı sinir krizleri böyle. Karşınızdaki insana ya tahammül edemediniz ya da tahammül sınırı aştınız karşınızdaki kişilerin. Böyle bir hafta sonu vardı. Çünkü ateş grubu olan yay burcunda gerçekleşen bir yeni ay var. Aslında tedavi edici etkileri de var. Ama birazcık tahammülle alakalı sabrımızın sınıracağı dakikalar, saatlerde yaşayabiliriz. İnişli çıkışlı bir dolunay bu. Herkesin kendi haritası parmak izine göre özel olduğu için herkes kendine şahsı münhasır olaylar yaşayacak. Bu hepimizi tedavi edecek bir dolunay olmayabilir. Kimimizin de kötü giden ilişkilerini, kötü giden işleri sonlandırması için bir el feneri olacak. Yani bir kurtuluş, bir sonlanma, bir yeni başlangıca adım aslında bu yeni ay. Dolunay, özür dilerim. Hemen akabinde de Merkür ikizler burcuna geçiyor. O yüzden daha böyle yoğun hissedebileceğiniz. Güneş de ikizlerde, Merkür de ikizlerde. İletişim hızlanıyor işte. İyi de kötü de hızlı hızlı yaşayacağız ve hızlı hızlı belki de kötü giden olayların etkisinden kurtulabiliriz. Yani bitecek bir ilişki varsa çok sancılı bitmeyecek. Belki ruhumuzu çok kötü etkilemeden bitecek. Bir rahatsızlık varsa çok çabuk tedavi süreci gündeme gelip çok çabuk iyileşeceğiz belki de. Yaralarımızın çabuk tedavi olacağı, çabuk sarıp sarmalanacağı aslında iyi bir etki. Aslında yay burcunda oluşu biraz da uluslararası ilişkileri de etkiliyor. Uzun zamandan beri ülkeyle alakalı, gündemle alakalı hep soruyordunuz, merak ediyordunuz. Tedavi edici etki, uluslararası işleri idare eden, ilişkileri, parayı idare eden bir dolunay var. Bu da demektir ki belki doların bu dolunay itibariyle böyle pik yapıp bugün pazartesi, böyle hafta sonuna doğru da böyle yavaş yavaş böyle düştüğünü de görebiliriz. Aa, inşallah. Yani öyle bir etkiler var yay burcunda oluşu, uluslararası olaylara. Bir de yurt dışı ile alakalı gündemimizi ilgilendiren bazı konular da olabilir. Hep sen bu konuyla alakalı soruyordun ya, bununla ilgili de bu dolunayın etkileri var. Yurt dışından gelecek, orada belki çıkacak bazı kaosların Türkiye gündemindeki para piyasalarını da etkileyebileceğini, bu sıcak para durumlarını biraz daha sakinleştirebileceğini düşünüyorum. Yani altın için söylemiyorum, sade dolarla ilgili konuşuyorum. Çok fazla danışanınız bu konuda soruyor. Biraz daha böyle bizle uğraşan ülkelerin biraz daha kendi dertleriyle uğraşabileceği, böyle sansasyonların da çıkabileceği, yurt dışı ile alakalı olayların da gündeme taşıyabilecek bir dolunayla karşı karşıyayız. Hani şu anda dünya çapında konuşulan bir ülkeyiz biz. Evet. Ama bu sefer gündemde bize kim ne yapıyorsa kendi derdiyle uğraşacak bir dolunayın etkisi var. Uluslararası
inişler, çıkışlar, haberler alabiliriz. Ay hadi inşallah. Ben hadi şeye inşallah. Zaten çok üzülüyorum yani, ya Nurcan. Dolarla ilgili hadi inşallah diyelim arkadaşlar. Ama bunun içinde kötü bazı olaylar da olabilir uluslararası. Yani hani mesela Amerika gündemi idare ediyor dünya gündemi. Evet. Doları inişlerin çıkışı idare ediyor ya. Orada böyle sansasyonlar duyabiliriz. Ülke gündemiyle bize alakalı. Bize yararı olmayacak. Yani şeyden. Bize yararı olacak tabii ki. Kendi dertleriyle uğraşacaklar belki. İşte onun için hadi inşallah diyorum. Evet. Uğraşsın bizi uğraşacağına kendi dertleriyle zaten uğraşsın. Şunu da söyleyeyim. Bu da böyle bir dipnot olsun. 2020'ye kadar Amerika zaten ittifak kaybetmeye başlayacak kendi. Bu dünyadaki hakimiyetini kaybetmeye başlayacak. Ya çok komik, sana bir şey anlatayım. Şimdi ben yaz tatilinde Temmuz ayında Amerika'ya gidecektim. Geçen sene işte aldığım bir karardı. Ondan sonra biletlerimi falan da almıştım. Bu olaylar oldu ya. Ben Amerika şeyimi, seyahatimi iptal ettim. Gitmiyorum yani. Evet, geçen konuşmuştuk. Evet, gideceğim protesto demiştim. Ediyorum yani bu süper. Şeyi. Biletlerimi de açığa aldırdım. Neyse, geçen gün işte bir arkadaşımla konuşuyoruz falan. Dedi ki zaten gitsen de seni almayacaklar dedi. Niye dedim? Dedi ki habire dedi konuşuyorsun Trump'la ilgili şeyle ilgili dedi. Diyecekler ki dedi sınırda gittiğin zaman. Ha bu o kız Trump'a onu söyleyen. Ben de dedim ki o öyle dediğini de düşünsene dedim. 15 saat uçup gitmişsin hani. Ki gitmeyeceğim. Memleketleri de onların olsun. Hiçbir yere de gitmiyorum. Kendi Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde, Türk topraklarımda yapacağım tatilimi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben de sana niye ben gideyim paramı onlara vereyim? Zaten dünyanın parasını, doları oynuyorlar duruyorlar. Dedim ki oraya kadar gitsem ama dedim öyle bir şey dese derim ki dedim. Kim? Ben. Yok. Ben. Yok. Bayağı bir gülüştük de yok yani kesinlikle bu doların bu durumundan dolayı ve dediğim gibi yani özellikle Müslüman kardeşlerime yaptığı eziyetten, bravo, yaşadığımız sıkıntılardan ve biliyorsun geçtiğimiz günlerde milli yas ilan edilmişti. Biliyorum. Bunlardan dolayı kesinlikle gerçekten gitmeme kararı aldım ve iptal ettim. Tebrik ediyorum seni gerçekten. Çünkü bir kere dolar borcu olan Türkiye Cumhuriyeti'nde dolar borcu ödeyen kardeşlerime, arkadaşlarıma ve büyüklerime o kadar üzülüyorum ki. Yani Allah yardımcıları olsun aslında gerçekten. Aslında farkında değiller ki Amerika'nın, Türkiye'nin gerçekten dünya gündeminde çok konuşulduğunu bildikleri için de üzerimize böyle oyunlar oynanıyor. Fakat bu belki izleyenlerimize, yurttaşlarımıza böyle biraz içine su serpsin. 2020'ye kadar biz bu çalkantıları güzel bir şekilde atlatacağız inşallah ki bunu... 2 yıl önce söylemiştik bu tür olayların olacağını. Geçen yıl oluşan güneş tutulması Amerika'dan gözlemlendiği için onlar daha ciddi olayları bu yıl ve 2020'ye kadar çok yaşayacaklar. Daha olaylar yaşayacaklar. O hani fırtınalar, depremler falan filan vardı ya. Geçtiğimiz bu yıl ve 2020'ye kadar o olaylarla sınanacaklar. Yani kendi dertleriyle uğraşacaklar. Şu anda çırpınıyorlar gibi. Bu da böyle bir dipnot olsun. İleride hatırlarız. Burç burçla bir başlayalım mı? Başlayalım mı hemen? Peki. Böyle ilk yarıyı anlatayım hatta. Tabii lütfen. Evet, ilk yarımızı anlatalım. Koçlarla başlayacağım ama haftanın gündemini şöyle biraz daha konuşmak istiyorum. Tedavi edici etkiler var. Uluslararası işler dedik. Özellikle çok güzel işlerin başlangıcını yapabilirsiniz. Merkür bu hafta Güneş'in etkisinde oldu. İkizler Burcu'na geçecek. Yay Burcu'nda da olan Dolunay bize böyle bir el feneri gibi tamamlayıcı ve yeni başlangıçları yaratacak bir Dolunay'dır. Onu da söylemiş olalım. Merkür geçecek ve 12 Haziran'a kadar İkizler Burcu'na geçecek. Biliyorsunuz iletişim hızlanıyor. Şimdi ben hep söylüyorum acele giderken acele gitmeyelim. Çok ani kararlar verelim ama... fevri çıkışlar yapmayalım. Çok büyük riskler almayalım. Risk alırsak elimizde patlayabilir her türlü işlerde, aşk hayatında. Ama daha çok tedavi edici etkiler dedik. Bir de bu haftanın gündem konusu böyle uyluk kemikleri, kemik ağrıları. Bu hafta bunlara biraz dikkat etmemiz gerekiyor. İkizler Burcu'ndaki ve Yay Burcu'ndaki oluşan dolunayın etkisiyle sağlık konusunda da bu konular biraz daha ön planda olacak. Mesela boyun fıtığınız varsa, bel fıtığınız varsa işte uyluk kemiğiniz, diz kapaklarına düşme, yaralanma bile yaşayabilirsiniz. Kemikler bu hafta çok hassas olacak sevgili izleyenler. Aşk yönünden bazı burçlarda güzel etkiler var. Ama ben şunu söylüyorum. Bitirmek istediğiniz konuları dolunayın etkisiyle birlikte hareket ederseniz çok çabuk ağrısız, sızı
atlatabilirsiniz. Yani bitecek ilişkilerde çok fazla salyasümük olmayacağız. Yeni başlayacağımız işlerde de önümüzü görmekte zorlanmayacağız. Hem hislerimiz çok iyi olacak, çok iyi hissedebileceğiz karşımıza çıkan insanları. Ve bu dolunay bize uluslararası dediğimiz herkes yurt dışında iş yapmak zorunda değil. Doğuda olan ya da batıda olan başka bir şehre ulaşmak isteyen insanların da hedefleri olan olduğu şehirlere göç etmeleriyle ilgili de güzel etkileri olacağını düşünüyorum bu dolunayın. Şimdi burç burç başlayalım. Koçlar ve yükselen koçlar. Hafta sonu ne yaşadınız? Özellikle hafta sonuna başlamak istiyorum sevgili koçlar. Cuma günden sonra duygusal manada boşluk yaşamış olabilirsiniz. İnanılmaz derecede duygularınızı sorgulamış olabilirsiniz. İlişkilerinizi sorgulamış olabilirsiniz. Ve haftaya şöyle bir giriş yapıyorsunuz. Ya var durumunda bir hayırı yaşayacaksınız. Bu hafta konu başlığınız sevgili koçlar. Bunda da var bir hayırı diyebilirseniz eğer hafta gene çok güzel olacak. Ama hala o aceleciliğiniz ve duygusal boşluğunuz, duygusal açlığınız, kendinizle kavganız devam ediyorsa biraz işiniz zor çarşambaya kadar. Aman. Yani ne oldu? Kendisine ben niye depişmeyelim. Depişme. Depişme kendine, karşındakine de hiç depişme. Onu hiç depişme. Evet. Yani karşımızdaki ilişki yaşadığımız kişilerle de çok fazla kendi içimizdeki boşluğu sanki sen yarattın dercesine böyle yapmayalım. Aslında dolunayın en büyük etkilerinden bir tanesi de kendimize ayna tutmak olacak. Yani kendimize yüzleşmek, ilişkimizi sınayabiliriz. Evet, karşımızdaki insanı sınayabiliriz. Bu haftanın konu başlığı koçlarda biraz da maddiyat olacak. Maddi gelirlerimizi nasıl arttırabiliriz? Ya da elimizdeki parayı nasıl değerlendirebiliriz? Bunu yapabilirsiniz. Özellikle bu hafta kentsel dönüşümle ya da bir işe para yatırmak, ortak olmak için hareket etmek istiyorsanız sevgili koçlar, ne zaman doğru zaman derseniz bu hafta tam zamanı. Ortak olabilirsiniz. Kentsel dönüşümle alakalı harekete geçebilirsiniz. Ev alabilirsiniz. Bu döngüde yapacağınız her türlü girişim sizin için çok iyi olacak. Biliyorsunuz hani 15 Mayıs itibariyle Uranüs'ün Boğa burcuna geçişini çok fazla anlattık. İşte ilk etkilerini, ilk oluşumlarını, ilk hareketlerini bu hafta yaşayacağız. Aa, bu da olacak mıydı deyip. Bir de hedeflerimizi büyük tutalım. Çok fazla sanki hayal, çok ulaşılmaz hayallerinizi bile gerçekleştirebilecek adımlar, kişiler, olaylarla karşılaşabilirsiniz bu hafta. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, şifalanmak için de bu dolunayı kullanabilirsiniz diyorum. Sevgili Erdancığım, Koç burcu olduğu için çok büyük bir salavat getirdi. İnşallah. Evet sevgili Bağlar ve yükselen Bağlar. Sizler de bu hafta inanılmaz enerjiyle başlıyorsunuz. Sizin konu başlığınızda iş hayatınız olacak. Kariyeriniz. Yükselen aslında dolunay zamanları, yeni ay zamanları neden değişiklikler yaşarız? Neye göre yorumlamamız, neye göre dikkat etmeniz gerekiyor? Bunu da söylemiş olayım. Yükselen burcunuza göre değerlendirirseniz haftayı ya da ayı daha önemli olur. Çünkü yükselen burcunuz sizin hayatınızdaki o aylık haftalık değişimleri daha çok yansıtıyor hayatınıza. Güneş burcunuz 21 günde bir değişiklik yaşadığı için yeni ay ve dolunay yükselen burcunuzla alakalı. O yüzden yükselen burcunuzu mutlaka bu dolunayla ilgili dinlemenizi tavsiye ederim. Boğalar ve yükselen boğalar hafta genelinde kariyeriniz ön planda olacak. Böyle siz de tırnaklarınıza geldiğiniz yerlere sahip çıkmak, elinizden gidecek belki iş yeriniz var. Bunun için birilerinden yardım bulmak, destek bulmak, kendinizden yaşça büyük insanlardan gelecek güzel destekler haftada yüzünüzü güldürmeye başlayacak. Parayla ilgili size de gelir düzeyinizde artışlar, bir de hukukla alakalı eğer nafakalarınız, davalarınız, maddiyata dayanan davalarınız varsa bunlarla ilgili yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Sonuçlanabilir hatta sürpriz bir şekilde diyebiliriz. Aşk hayatıyla alakalı hiç aşık olmamışlar uzun zamandan beri. Aşkla kalbini açmamış olanlar sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz bu hafta sizde. Aşık olanlar da ilişkilerini bir kat daha ya kıymetini bilecek ya demin anlattığımız gibi kötü ilişkiler, kökü olmayan, zemini sağlam olmayan ilişkilerin de artık sonlanmasına vesile olacak bu yeni dolunayın etkisi yay burcunda. Yani yenilenmeler var aslında. İç dünyanızdaki bütün o korkularınızdan, endişelerinizden kurtulursanız hayata bir başka türlü bakmayı öğreneceksiniz. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. İkizler ve yükselen ikizler ekran başına. Çünkü güneş sizin burcunuzda hareket ediyor. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Merkür sizin burcunuza geçiş yapacak. İletişim çok hızlanacak. Konu başlığınız aşıklar olacak, arkadaşlıklar olacak. İş hayatınız bir de. Yalnız iş hayatınızla arkadaşlıklarınızı, aşklarınızı aynı dengede tutamayabilirsiniz. Zaman problemi yaşayabilirsiniz. Ve bundan da
karşınızdaki insandan böyle ver yansınlar duyabilirsiniz. Benden size tavsiye hafta başı itibariyle öyle bir randevularınızı ayarlamanız gerekiyor ki gerektiğinden fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Bu sefer sanki karşınızdaki insanı ihmal ediyormuş gibi partnerinizden tavırlar ya da kırgınlıklar. O hep öyle. Demedim, ben kendi iç, iç sesimi dış ses yaptım. Dış ses yaptım. Evet efendim. Bununla ilgili sınanabilirsin. Eğer ki dizeli disiplini sağlarsan bence ilişkine de ve işe de gereken zamanı ayırabilir. Her ikisine de yetebilirsin sevgili ikizler. Merkür sende işte o acele ederken bir günde dört mevsim aynı anda yaşayacaksın. Bir günde dört mevsim aynı anda yaşayacaksın. Kariyer var, iş var, patronunu memnun edeceksin, iş arkadaşını memnun edeceksin ya da çalışanlarına ilgileneceksin. Bir de işten arta kalan zamanı aşk hayatına ayıracaksın. Bir de bundan memnun olman partnerine patlama. Yani kim hak ediyorsa ona patla. Sakın böyle bir şey ama ilişkini bitirme. Dikkat, aman dikkat diyoruz sevgili ikizler, yükselen ikizler. Yengeç geldim Arzu. Tamam, koşa koşa geldim. Yengeç. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, bu hafta senin için çok güzel ama hafta sonu sağlığın alarm vermiş olabilir. Aman diyorum, dikkat. Bu geçmişteki yaşamış olduğun, 2016'nın ikinci yarısında yaşamış olduğun, böyle çok muzdarip olduğun bir rahatsızlık olabilir. Ve bunun gündeme gelmesi, ertelediğin bir rahatsızlığın varsa ya da tedavisini yapmadığın, aman dursun iyileştim nasıl olsa bir daha harekete gitme, aman ne olacak falan dediğin, aman dediğin her şeyin bu dönemde harekete geçeceğini söyleyebilirim. Para yönden çok istedin, iş arkadaşlarından çok güzel destekler alacaksın, sevip sevileceksin, dikkat etmen konu sağlık efendim. Bir de dış dünyadan gelecek dedikodular ilişkini, geçen hafta da söylemiştim bunu, bu hafta da gene gündemde, ilişkine zarar vermemesi adına dış dünyadan gelen sesler, dış dünyadan gelen enerjiler de olabilir, nazardan korunmanız gerekiyor. Kötü enerjileri aman itin efendim. Kötü insanları hayatınızdan çıkın iyileşmek için ve mutlak doktorla ilgili bu hafta bağlantı kurmanız gerekiyorsa ya bırakmış olduğunuz ilaçların tedaviniz varsa tekrar bunlarla ilgili pik yapacak haftada sağlığınız diyorum. Çok üzülüyorum. İnşallah burada yanılırım diyorum sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Hadi aslanları da anlatalım mı? Aslanlara bir şey koyalım. Virgül koyalım oraya. Arzu, öyle bir şey varsa ikimiz aynı hastaneye yan yana yatakları aman yatalım. Aman Arzu var mı öyle bir şey? Bir kere de çıkaralım, bitsin gitsin. Çünkü ben de Perşembe Cuma günü operasyon olacağım ya. Bir kere de çıkartalım gitsin. Efendim, sevgili arkadaşım, yaşam koçu ve yazar Aynur Tümen hanımefendi bizlerle birlikte. Bugün Mina'yı konuşacağız. Lejyoner'in kızı. Şöyle bir giriş yapıp reklama gideceğim. Çok fakir bir köylü ailenin kızı iken dünya çapında ünlü ve zengin bir iş kadını olan Sema'nın aşk ve mücadele dolu hayatının yaşanmış hikayesidir. Bakalım neler anlatıyor. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Sen nana.
sen bana yar olmasın. Yüzüme gülme bari, nanay gülüm, nanay topça gülüm, nanay, nanay, esir yarimsin nanay, 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 kendim alayım sen. Efendim Ufuk Önderoğlu bizlerle birlikte yüreğimizi dağlamaya devam edecek. Çok ama reklama giderken dedik ki Mina'da neler var? Mina'yı nasıl yazdın? Niye yazdın? Bizi hikayede neler bekliyor? Biraz anlatsana Aynur ama heyecanımızı kaçırmadan. Tabii ki. ben mesleğim gereği birçok insanla ve birçok hayat hikayesiyle karşılaşıyorum. Ve bu hayat hikayelerinden beni yürekten etkileyenler oluyor. 2009'da da böyle dinlediğim bir danışan hikayesinden çok etkilendim ve esinlendim. Bazen de bu hikaye sahipleri kendileri söylüyor. Mina'da da böyle oldu. Aynur'cum benim hayatımı dinlesen gerçekten roman olacak bir yaşam yaşadım diyerek başlamıştı Mina'nın gerçek karakteri. Tabii ki karakterin kendisi benimle birlikte mezara kadar ismi saklı kalacak. Rumuz olarak Mina'yı seçtik. Hayat hikayesinde gerçekten sıfırdan başlayarak fakir bir aile kızının İstanbul'daki mücadelesiyle 13 yaşından itibaren başlayan bir hayat hikayesi. Sonraki 15 yıl içinde hayatının nasıl değiştiğine tanıklık ediyoruz. Sema olarak başladığı hayatı daha sonrasında Mina olarak, ismi Mina olarak değiştirilerek devam ediyor. Ve bazen şer gibi gördüğümüz olayların hayatımızda nasıl hayra döndüğünü, bazı tesadüflerin hayatımızda nasıl çok güçlü etkisi olduğunu, bir taraftan da Türkiye'de var, dünyanın her yerinde var. Kitabın bir yerinde, bir köşesinde çocuk istismarının işlendiği. Ama buna rağmen bütün bu zorluklardan nasıl Mina'nın güçlenerek çıktığını, bazen o yaşadığımız zor ve mücadeleli olayların yaşamda bizi nasıl güçlendirdiğinin serüvenini anlatıyor Mina. Severek okunacağını düşünüyorum. Özellikle gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmış olması. Ben 2009'da notlarımı almıştım. Ama hep böyle roman yazmak başka bir duygu. 4 kişisel gelişim kitabından sonra cesaretimi toplayıp ilk romanım Mina'yı yazdım. Bundan sonra da böyle belirlediğim danışanlarımın özel karakterlerinden seçtiğim 3-4 karakterim daha var. Arkadan onlar gelecek inşallah. Devam ediyorum yazmaya. Bir seri olarak devam edecek yani. Evet, kesinlikle. Farklı insanlar, farklı hayat hikayeleri. Ama benim işim gereği kişisel gelişimle ilgilendiğim için burada özellikle seçtiğim karakterlerde işte o iç motivasyonun insanın hayatında ne kadar etkili olduğu ve yaşama sarılmanın, yani insanlar bu romanları okurken hayatta her şeyle karşılaşmalarına rağmen o güçlüklerden nasıl güçlenerek çıkacaklarının hikayeleri mesleğimle bağdaştırdığım romanlar olacak. Ay ne kadar harikasın. Güzel ya. Bu da öyle bir roman harikasın. Oldu. Harikasın. Yani benim anladığım kadarıyla ve girişi ön sözü okuduğum kadarıyla aslında tek solukta okuyacağımız bir kitap. Yani şöyle bir durum söz konusu olmayacak bu kitapta gibi geliyor bana. Ya işte 5 sayfa 10 sayfa okudum da dur yarın da 10 sayfa okuyayım. Öyle bir sürükleyecek ki. Okuyanlar bunu söylüyor. Çok çabuk geri bildirim aldım. Bu arada kitap henüz çıkmasının bir ayını doldurmadan ilk baskısını bitirdi. Çok şükür. Maşallah. Çok maşallah. Teşekkür ediyorum ilgi gösterenlere, merak edip okuyanlara. Harika. Ve bana sosyal medyada geri bildirim olarak
beğenilerini sunanlara buradan yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah okumayanlar da okuduklarında aynı geri bildirimleri benimle paylaşırlar. Çok ay, mutlu inşallah. Olurum. Yüzüncü baskılara gitsin. İnşallah. Çok anlaşılır bir duyguyla anlatmışsın o zaman Aynur'cum. Hissettim yani... çünkü beraber ağladık kalem dinlerken. Beraber. Yani konudan ziyade kalemin de çok önemli olması. Bir de yaşanmışlığın yaşanmışlık olması. Ama o beni çok sen etkiledi. Sen çok fresh anlatmışsın. Şöyle birkaç kolay akışı okunu anlaşılabilirliği çok anlaşılabilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir de bir şey başladı. Her kitapçıdan kitabı alan böyle yapıyor değil mi? Portrenin yarısını da kendisiyle tamamlayıp fotoğraf çekip bana gönderiyor. Kendiliğinden başlayan bir akım oldu bu. Evet, aynı güzel ya. Ben de hashtagledim. Sihirli bir hayattı. Bana da sihirli bir dokunuş yaptığına inanıyorum yazmak konusunda. Bir şey sorabilir miyim? Kitabın kapağındaki portre gerçek olan hanımefendiye benziyor mu? Evet. Hmm. Kendisi de bana olayı anlattığında yaşlı bir hanımefendi. Yani yaşlı görünmüyor, yaşını göstermeyen ama gençliğinin böyle olduğu. Sarışın mavi gözlü bir bayandı. Sana da benziyor. Bana da benziyor. Oradan da bir yakınlık kurdum. Aynen. Belki o yüzden de başlama nedenim Mina oldu. Ay çok güzel. Ben birazcık seninle... bu kitapla alakası olmayan ama günümüzde çok sıklıkla duyduğumuz artık bu maalesef saçma sapan ilişkilerle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Mina ile ilgili de konuşmaya devam etmek istiyorum ama müsaade ederseniz bir hocamla da girizgah yapayım tabii, artık istiyorum. Sağlık önce. Beyler çünkü bekliyorlar. Aynen sağlık da önemli. Hocam şimdi beylerin çok problemleri var. Bizleri de ekran başında izliyorlar. Bir yerinden başlamak lazım ama en büyük problemlerden bir tanesi. Şimdi aslında şöyle girelim hocam. Yaz ayları yaklaştı malumunuz. Şimdi bu dönemlerde çocuklarımızın işte sünnetleri, sünnet düğünleri bunlar bayağı bir gündeme gelecek. Evet. Bazı doktorlar... Çocuk doğduğu andan itibaren yapılmasını öngörüyorlar. Bazı otoriteler daha sonraki yaşlarında yapılmasının uygun olduğunu söylüyorlar. Öncelikle onu sorayım hocam. Sizce çocuk doğduktan sonra mı yapılmalı yoksa belli bir yaşa geldiğinde mi ya da kaç yaşına kadar yaptırmak gerekiyor? Evet, yani bu soruyu şöyle cevaplayayım. Bence diye başlayayım. Ben yeni doğan sünnetini çok önermiyorum. Yani bu... İlla yanlış bir şey manasına gelmiyor. Diğer öneren meslektaşlarım da saygı duyuyorum. Fakat bana göre çocuğun neyle karşılaşacağı henüz bilinmeden, daha hayata yeni gözlerini açmış. Belki başka bir hastalıklarla uğraşacak, belki daha farklı bir ameliyatlar geçirecek. Yani o kısa dönemde birden bir hani elektif yapılması gereken, hani tarihi seçilerek yapılması gereken bir operasyon, o çocuğun en zor anlarına sıkıştırılmasını ben tasvip etmiyorum kendim görüşüm olarak. Ha, bana göre en güzel çocuk biraz daha büyümüş olsun, bir yaş civarı en ideal yaş diye düşünüyorum. Yeni doğanda biliyorsunuz henüz tespit edilememiş bazı enzim eksiklikleri oluşabiliyor ki bu da kullanılacak olan lokal anesteziğin yan etki yapmasına sebep olabiliyor. Metemoglobinemi gibi sepsiye kadar, ölüme kadar götürebiliyor. Aa, Allah korusun. Ve küçük çocuğa müdahale daha zor. Yani hem yoğun bakım süreci hem şeyler. Dolayısıyla elektif yapılacak bir işlemi biz tekrardan... Hocam şunu bir düzelteyim tabii. Müsaade ederseniz. Çünkü şey biraz sıkıntılı gidiyor sesiniz. Evet. Yani böyle pardon. Güzel bir hadisenin bir soruna yol açmasını çok tasvip etmiyorum açıkçası. Peki hocam şimdi çocuklarımızın sağlığından sonra tabii ki ebeveynlerin sağlığı da çok önemli. Günümüzün kanayan yaralarından biri de maalesef erkeklerin de kabusu özellikle 40'lı yaşlardan itibaren prostat. Evet, evet. Şimdi prostatta ne gibi ilerlemeler var ve prostat başlangıcı yani tedavisi ve tanısı nasıl? Yani nasıl başlıyor? Nasıl şikayetlerle başlıyor ve biz doktora gitmeliyiz? Evet. Aslında prostat biliyorsunuz bütün erkeklerde doğuştan var olan bir organ. Prostat hastalığı dediğimiz o prostatanın büyümesine bağlı oluşan rahatsızlık yavaş yavaş geliştiği için yani insanlar prostat hastası olduğunu anlamıyor aslında. Hani geceleri kalkmak onlar için gayet normal.
bu bir sefer de olabilir, üç sefer de olabilir, bu yaşlarda oluyor gibi bir düşünceye kapılabiliyor insanlar. Ve ayrıca hani sık gitmeler çoğalmış, bu yaşlarda oluyor, biraz üşüttüm galiba gibi. Çoğu zaman artık prostat büyümesinin oluştuğunu hastalar pek anlamıyorlar. Bizim önerimiz 45 yaşından sonra mutlaka bir ayrıntılı prostat muayenesinden geçilmesi. Özellikle babalarında, dedelerinde bir prostat hastalığı, prostat kanseri öyküsü varsa özellikle kontrollerini aksatmamalarını öneriyoruz. Prostat artık günümüzde hani teknolojiyi de kullanarak çok kolay tedavi edilebilen bir hastalık. Ve ilaç tedavileri de bayağı gelişti. Özellikle lazer teknolojisindeki gelişmeler artık böyle korkulan bir hastalık olmaktan çıkarttı. Şimdi son yıllarda laparoskopik de yapılabiliyor ameliyatları. Ve hani bence insanların hani babam da böyleydi, bu hastalıktan öldü gibi olumsuz düşüncelere kapılmadan ayrıntılı ve periyodik muayenelerini aksatmamalarını öneriyoruz. Hocam şimdi galiba biraz beyler şundan tabii en büyük problemi yaşıyorlar. Evet. Maalesef 40'lı yaşlardan itibaren evet bu büyük bir sorun ve muayenesi mutlaka gerekiyor ama muayenesi biraz sıkıntılı. Evet. Yani onda henüz bir ilerleme başka türlü yok değil mi hocam? Şimdi prostat deyince evet o muayene yapılacak ve ultrason muayenesi ve kan telleri yapılacak. Fakat hani en azından o konuda çok sıkıntısı olan insanlar, o muayeneyi olmak istemeyen insanlar da çok zorlamıyoruz açıkçası. Şimdi kan telleri var, gelişmiş MR teknikleri var. Yani illa sizi o muayeneden geçireceğiz diye de bir zorlamamız yok. O konuda da işleri rahat olsun. Ama tabii bir hani tahlillerde bir anormallik bulursak, filmlerde bir anormallik bulursak tabii o zaman en azından bazı özel şartlarda muayenemizi özellikle ısrar ediyoruz. Çünkü önemli bir muayene aslında. Evet. Şunu da vurgulamak gerekiyor ki evet prostat muayenesi beylerin çok hoşlanmadığı bir muayene sistemi ama aynı anda aslında iki tane de hastalığınızla ilgili de muayene olmuş, evet, oluyorsunuz. Hem prostat hem hemoroid. Evet. Evet. Değil mi hocam? Evet. Yani bir taraftan da işin böyle de güzel bir tarafı da var. Sağlıkla ilgili maalesef bazen bazı şeylere boyun eğmek durumundayız. Ama buradan şöyle bir mesaj vermek isterim. Çünkü sırf bu muayeneden kaçmak için muayeneye gelmiyor hastalar çoğu. Yani eğer doktor böyle bir teklif ettiği zaman illa olmak istemiyorsanız bu illa hani olmaz olmaz bir şart da değil. Hiç olmazsa diğer testler yapılsın. Hani kan tahlilleri var. Hani kötü bir hastalık var mı yok mu? Bir ultrason muayenesi, bir işeme testi. Hani tıkanıklık var mı yok mu açısından. Bunlar da birçok şeyi bize aydınlatabiliyor. Yani vermek istediğim mesaj o muayeneyi olmamak için gelmeyen hastalarımıza söylüyorum. İlla olmaz da şart değil. Bu sefer problem çok ilerledikten sonra daha sorunlar yaşıyorlar, evet, evet, değil mi? Tabii, evet, aynen. Daha büyük sıkıntılara sebep. Yaş sınırı var mı hocam bu konularda? Yani erken yaşta da görülebilir mi? Tabii görülebiliyor. İnanın 35 yaşında hastam var. Yani ameliyat yapmak zorunda kaldık. Bir dolmuş şoför, hani 10 dakikada biz arabayı kenara çekip tuvalet arıyor. Yani ilaçlardan çözüm bulamadık. Yani en erken yaptığım ameliyat 35 yaşında. Bu erken sünnetle bağlantılı falan olan bir şey değildir, değil mi? Sünnetle pek ilgili değil. Ama erken sünneti önermiyorsunuz değil mi? Sünnet zamanı yaklaşıyor, anneler dinlesinler en azından. Çünkü tabii. Evet, yani yeni doğanda ben önermiyorum. Tabii bu hani ben önermiyorum derken illa mutlak doğru değildir anlamına gelmesin. Çünkü birçok hocaların bunu yapıyor. Evet. Ben kendim. Hatta öneriyorlar meslekle, hocam. Evet, ben tabii bu meslekle ilgilenen birisi olarak, bir evlat sahibi olarak aynı zamanda ben uygun görmüyorum işin açıkçası. Hocam peki testislerde tümör problemi maalesef günümüzde artık beyler arasında, evet, yaygınlaştı. Evet. Fakat tıpkı hanımefendilerin de meme kanseriyle ilgili banyoda yaptıkları muayene sistemi gibi erkeklere de önerdiğiniz muayene, evet, sistemleri var. Evet. Şimdi erkekler banyo sırasında kendilerini muayene ettiklerinde ve eline kitle geldiğinde doktora gitmeliler diyoruz ama şimdi
o kitlelere mutlaka cerrahi müdahaleler mi uyguluyorsunuz, yoksa ilaç tedavisiyle de bunları absorbe etmek mümkün mü, ya da lokal diyorum, çok özür dilerim, mikro cerrahiyle mi ameliyatlar yapılıyor, ne çeşit yapılıyor tabii hocam bunlar? Şimdi bir kere testis tümörlerinin bir önemini söylemek isterim. Gençlerde görülüyor. Yani gerçekten, yani benim hocam özellikle önem verirdi testis tümörlerine. Gençlerde görülüyor çoğunlukla ve inanın şu anda onkolojinin yüz akı diyebiliriz. %98 kür şansı var. Maşallah. Yani yapılacak olan teşhis ve tedaviyle kişi o hastalıktan %98 oranında kurtulma şansı var ki aslında bir onkolojide hani bir model. Tedavi edilebilir bir hastalık modeli. Dolayısıyla biz bu hastalığa çok önem veriyoruz. Dediğiniz gibi muayene kısmı çok önemli. Yani kişi vücudunun farkında olmalı. Tabii şimdi bazen biz böyle söyleyince obsesyona da kapılabiliyor. Ben bir fabrikada bir işçiyi ameliyat yapmıştım testis tümöründen. Sonra o fabrikanın yarısı bana muayeneye geldi yani. Ben de bu var. Ben, tabii yani o kadar da böyle obsesif olmadan. Neticede hani herkesle görülen bir hastalık değil. Ve muayenesi çok kolay. Belki kadınlardaki daha zordur. O kitleyi hissedebilmek çok daha zordur ki kadın meme kanserleri aslında daha ölümcül, daha sistematik bir hastalık. O testisteki büyümeyi her erkek çok rahat fark edebilir. Mutlaka bir doktor kontrolü, muayene öneriyoruz. Hocam özür dilerim, araya gireceğim. Büyüme olarak mı vaka şöyle meydana geliyor, yoksa kendilerini beyler muayene ettikleri sırada başka türlü bir beze gibi? Şimdi her türlü ele gelen kitle, yani neyse o bir farkındalık oluşturacak kişide. Ha, bu önceden yoktu. İşte o hissi aldığı anda biz muayeneye gelmesini öneriyoruz. Tabii biz de muayenemizi yapıyoruz. Ek tetkikler yapıyoruz. Ultrason, MR gibi. Ayrıca kan tahlillerimiz var. Yani teşhis koyamama diye bir şey yok. Başka bir belirtisi var mı hocam? Çoğunlukla ağrısız ele gelen kitle. Fakat bazen ağrı yapabiliyor. Göğüs kanserinde olduğu. Evet. Ne kadar sürede bir hocam hastaların kendini muayene, yani hastaların demeyeyim de erkeklerin kendini muayene etmesini öneriyorsunuz? Yani şöyle yani en azından 3 ayda bir öneririz. 3 ayda bir? 3 ayda bir, evet. Banyo sırasında mı yoksa? Ne zaman müsaitse. Peki hocam şeyi de sorayım, sizi biraz dinlendireceğim. Tabii ki. Şimdi maalesef kısırlıkta günümüzün problemlerinden biri. Ama tabii her erkek de aslında kısır olmayabiliyor. Genetik faktörler de devreye giriyor zannediyorum bunda. Evet, değil mi evet, hocam? Evet. Ama şu bence çok yüz güldürücü bir haber ki artık yaptığınız bir sistemle, bir mikro cerrahi operasyonla meniden erkeklerin menisinden spermleri ayırıp kısırlık sorununu çözebiliyorsunuz. Evet. Bu vaka hangi kişilerde uygulanabiliyor özellikle? Şimdi şöyle, kısırlık şikayetiyle bize başvurduğu zaman çiftler en kolay muayene erkek sperm muayenesi. Eğer sperm testinde menide sperm varsa, hani tabii bunların sayısı önemli ama az ama var. Bunlar da daha kolay. Biz mikroskobik olarak o canlı spermi bulup gene tabii steril ortamda eşi hazırlanarak, ondan yumurta alınarak dışarıda tamamen büyütmeli mikroskop altında spermi alıp ovumun içine, yumurtanın içine direkt aşılıyoruz. İşte buna mikro cerrahi de yapılıyor. Tabii eğer menide sperm yok ise o zaman bazı kan tahlilleri bazı testlerden geçirip mikrotese dediğimiz biyopsiye gidiyoruz. Testisten biyopsi yapıyoruz ve o biyopsi spesmeninde sperm hücresi arıyoruz. Mikrotese. Evet. Eğer orada da gene sperm bulunabilirse ki o saklanarak dondurma işlemi yapılarak tekrar tüp bebek dediğimiz o mikro mikro invazyondan
yumurta içine sperm üresini vererek dölleme işlemi gerçekleştiriliyor. Tabii eskiden bunlar sonuç alınamayan hastalardı. Sonuç alınamayan insanlardı. Çocuk sahibi olamayan insanlardı. Şimdi çok daha kolay. Hocam şeyi de sormak istiyorum. Tekrar kısırlığa döneceğim ama. Testislerde görülen tümör, genetik faktörler... Genetik faktörler var. Sadece genetik değil, kişinin çevre şartları da çok etkili. Beslenme şekilleri çok etkili. Artık günümüzde biliyorsunuz, yani gıdalar çok güvenli değil. Maalesef. Eskisi gibi. Özellikle paketlenmiş ürünler ve uygun olmayan gıdalar diyelim, sanayinin getirdiği, sanayileşmenin getirdiği ve bu tür kanserlere genetik olmasa da çevre şartlarının etkisiyle daha fazla rastlıyoruz. Biraz daha çanak tutuyoruz galiba. Zannediyorum kadınlarda da söylediğimiz gibi 6 ayda bir jinekologlarına gitmeleri gerektiği konusunda sürekli uyarıyoruz ama beylerin de bu konuda mutlaka zannederim ki 6 ayda bir en azından ürologlarına gidip kendi sağlıkları ve partnerlerinin sağlıkları için kontrolden geçmeleri gerekiyor ki keza HPV virüsü dediğimiz kadınlarda görülen rahim ağzı kanserini taşıyan erkekler maalesef ve siğiller burada çok önemli. Evet. Siğillerde de bulaşma ihtimali ve kadına sürekli olarak bulaştırma ihtimali var. Bir tek eşlilik, iki koruma ama en önemlisi üroloğa 6 ayda bir gitmek gerekiyor. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında buradayız. Efendim ekranlarınızın başına bir kez daha hoş geldiniz. Aslanlarda mı kalmıştık? Aynen. Aslan gibisin. Devam et o zaman. Evet efendim. Kükreği. Aslanlar, yükselen aslanlar ormanların kralı. Sizin yönetici gezegeniniz ay olduğu için ateş grubu olan sizin grubunuza mensup yaylarda oluşan bu dolunayın etkisi sizde kariyer getirecek. Ama bir de evinizin içini, iç dünyanız ve evinizin içini ailenize olan ilişkileriniz de aslında etkileyecek. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Ev içerisindeki huzur, ev içerisindeki değişiklik, ne bileyim evlenmek, hayatınızda birisini almak gibi etkileri bu hafta olabilir. Hayatınızla ilgili çok önemli bir döngüdesiniz sevgili aslanlar. Ben çok para kazanacağınızı düşünüyorum. Onun hareketleri de bu hafta gündeme gelecek. İnşallah önce keseniz sonra da gönlünüz doluyor efendim. Bu haftanın etkilerini aman aman es geçmeyin diyorum. Sevgili başaklara geçiyorum. Başaklar, yükselen başaklar bu hafta itibariyle İş hayatınızda inanılmaz bir canlanma söz konusu. İletişim trafiği artıyor. Mailler, mesajlar, görüşmeler. Eğer iş arıyorsanız CV'lerinizle alakalı başvurularınızı bence hemen bu programdan sonra harekete geçip başvurularınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Ev içerisindeki hareketlilik artıyor. Gündeme geliyorsunuz ama biraz gizemli davranmakta fayda var. Yani oluşmadan kimseye söylemeden biraz daha saklı gizli hareket etmekte fayda var efendim. Çünkü bu sürprizler sizin için çok önemli. Bu hafta itibariyle oluşacak etkileri Merkür 12 Haziran'da daha yoğun yaşayacaksınız. Merkür İkizler Burcu'nun çıktığı dönemlerde. Biliyorsunuz ki harekette bereket var efendim. Su enerjili aslında bir dolunay, her ne kadar ateşte olsa da size daha çok verim ve huzur getirecek sevgili başaklar. Geldik terazilere, teraziler, yükselen teraziler. İş anlamında uzak ülkeler, uzak şehirlerle alakalı anlaşmalarınız gündeme gelebilir. Bazı insanlara tahammül etmek zorunda kalabilirsiniz perşembeye kadar. Hemen alevlenmeyip böyle celallenmemeniz gerekiyor sevgili teraziler. Maddi anlamda hem cebiniz oluyor, kariyerinizle alakalı çok güzel yükselişler yaşayabilirsiniz. Ev düzeninizde harekete geçin. Taşınmak için de yer seçmek için iş ve yaşadığınız her türlü alanı değiştirmek adına da çok güzel bir haftada olduğunu söyleyebiliriz. Bunun için hazır sizi destekleyen bir dolunay varken harekete geçmeniz, uzun vadede yaşayacağınız yerleri seçmek için çok güzel bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. Aşık olmak için de güzel bir hafta efendim. Uzun zamandan beri Satürn etkilerini mahvetmişti ama şimdi aşk kapıda diyoruz. Uzaklardan da gelebilir bu aşk, merak etmeyin sevgili teraziler. Akreplere geldik. Akrepler ve yükselen akrepler.
iş kariyerinizle alakalı uzun zamandan beri düzeni oturtturamadıysanız bu hafta sizin için güzel haberler söz konusu. Havada işinizle alakalı güzel etkiler var, müjdeler var. Bu ille de parayla olmak zorunda değil. Belki parayı nasıl tutmak gerektiğini öğretecek size ya da çok para gelecek değerlendirmeyi öğretecek efendim. Elinizdeki parayı değerlendirmek ve kariyerinizle alakalı güzel müjdeler alacağınız bir hafta içerisindesiniz. Sadece ilişkinize gereken zamanı siz de ayıramayabilirsiniz. Bir de bahsetmiş olduğum rahatsızlıklarla ilgili problemleriniz varsa, boyun fıtığı, bel fıtığı, işte uyruk kemiğiyle alakalı kemiklere ilgilenen bir rahatsızlığınız varsa bu hafta bir kez daha böyle bir kat daha tedbirli olmakta fayda var diyoruz sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Geldik yaylara. Sizin evinizde, sizin birinci evinizde gerçekleşen bu dolunay sizde özellikle iş hayatınızı uzak ülkelerle alakalı ne bileyim sosyal medyada, internet üzerinde yapacağınız her türlü girişim, kitap yazmak, kitabı satmak gibi her türlü ilişkide, sosyal iletişimle alakalı çok hareketli bir haftaya geliyorsunuz efendim. İlişkilerinize dikkat edeceksiniz. Aşk hayatı yaşadığınız kişiler, evliyseniz eşiniz, ev içerisindeki düzen, bunlara pür dikkat kesilmeniz gerekiyor bu hafta. Çünkü ilişkilerde dengesizlikler olabilir. Aman diyeyim, düzgün giden ilişkilerinizi hiç olmadık olaylar yüzünden sarsıntıya uğratıp bitişlere götürmeyin. Bunu biz yapıyoruz çünkü. Buna biraz daha dikkat ederseniz sizde de biraz kiloya dayalı rahatsızlıklar olabilir. Buna da biraz daha dikkat ederseniz temponuz düşmeyecek. Hafta geneline baktığımızda kaybettiklerinizi kazanmak için güzel bir haftadasınız. Geldik oğlaklara. Oğlaklar, sizin için aşkla ilgili çok müjdeler veremeyeceğim ama elinizdekinin kıymetini bilmek için güzel bir hafta. Neden güldün aydın? Oğlak mıydın? Eşim oğlak. elinizdekinin kıymetini bilin. Ya da uzun zamandan beri karşınızdaki kişiye sevginizi gösteremiyorsunuz. Bu hafta biraz dolunayın etkisi, romantik dakikalar geçirmek için programlar yapabilirsiniz. Biraz kendinize zaman ayırın ama kariyerinizle alakalı statünüzde çok büyük değişiklikler olabilir. Varsa böyle girişimleriniz, bence rafa kaldırdınız ya da doğru zaman ne zaman diye düşündünüz, beklediniz. Bu hafta bu zamanı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor sevgili oğlaklar. Sizin için de güzellik dokunuşları ya da estetiğe dayalı her türlü girişimi bu hafta yapabilirsiniz. Yalnız biraz sakin olmakta fayda var. Çünkü Satürn ve Plüto sizde retro. Bu da demektir ki 2020'ye kadar da Satürn sizde kalacak. Sınavlara tabi oluyorsunuz. O yüzden bu hafta bu kadar eğlenin içinde bazı küçük sınavlar da olabilir. Tabii sizin konu başlığınız her neyse ona biraz da dikkat etmekte fayda var sevgili oğlaklar. Geldik kovalar ve yükselen kovalara. Sevgili kovalar, iş hayatınız geçtiğimiz hafta itibaren zaten çok hareketlenmişti. Güneş'in ikizler burcunda olması bizim grubumuzda. Bir de Merkür ikizler burcuna geçiyor. Bu bir kat daha bize hareket getirecek. Hareket her yere yetişmek zorunda kalacağız. Burada sağlığa dikkat etmekte fayda var. Özellikle kan değerlerimizi ilgilendiren yorgunlukla gelecek rahatsızlıklara biraz daha açık olabiliriz bu hafta itibariyle. Ama ilişkilerde güzel esintiler var. Biraz dedikodular, yakın çevreniz, arkadaşlarınız sizin canınızı sıkabilir. İşte sizden gereken ilgiyi göremedikleri için yakınıyor olabilirler ama hayat temponuzun farkında değiller. O yüzden biraz bencil olmayı denemekte fayda var bu hafta diyorum sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Son burcumuz balıklara geldik. Balıklar, duygusal bir hafta geçireceksiniz. Dolunaylar zaten sizi çok fazla etkiliyor. Dolunaylar ve yeni aylar. Özellikle su temalı bir dolunay var. Bu da sizin için hayatınızla alakalı yeni başlangıçları getirecek. Aşk hayatınızla alakalı önemli değişiklikler. Dikkat etmeniz gereken konu ailenizdeki kişiler olacak. Onları kırmamaya dikkat edin. Değişim sırasında aceleden dolayı karşınızdaki kişileri ve çok yakınlarınızı kırabilirsiniz. Yalnız ev ayırmak, ilişkisiyle alakalı karar verip artık ilişkisine yönelmek isteyen balıklar birazcık daha dikkat ederek hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı olaylarda sahte, yalan olabilir. O yüzden ilişkinize çok güveniyorsanız bu hareketi yapın. Bazı insanlar buna karşı çıkabilir. Orada da biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ama hafta geneline baktığımızda işinizle alakalı güzel girişimlerde de bulunabilirsiniz. Sadece gönül ilişkilerine dikkat diyoruz. Hafta umarım size güzel şeyler getirsin. Umarım dolunay o el feneri görevini tamamen yapabilir. Siz de bunları fark edebilirsiniz. Farkındalığınızın artacağı bir hafta olsun. Sevgiyle kalın. Harikasın ya. Bayılıyorum sana. Nasıl pıtı 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 bilgisayar gibi anlatıyor. Mükemmelsin. Teşekkür aşk ederim. Aşk dedin. İlişkiler dedin. Şimdi ben Aynur'a da biraz burada dönüp. Evet. Reklam bence arasında hani kız kıza kaynatıyorduk dedik ya. Aynı aman kaynattık. Bu ilişkiler artık nedir böyle? O onun kocasına, o onun eşine, karısına. Ya. İşte o onun şusuna, o onun busuna.
Ya biz nasıl bir toplum haline geldik? Sen biliyorum ki bir sürü vaka görüyorsun. Sana gelenler var. Çok saçma sapan ilişkiler yaşayanlar var. Ensest ilişkiler var maalesef günümüzde. Şimdi aslında şunu sormak istiyorum sana. Biz ihanete uğradığımızı nasıl anlayacağız? Kadın ya da erkek? Şimdi burada aslında hep aldatıldığımızı düşünüyoruz. Oysa ki aldatan kişi her kimse partnerlerden kendisini aldatmış oluyor. Çünkü belli ki orada ilişkide bir sorun var ama asıl sorun kişinin kendisinde. Yani ne yaşadığının farkında değil, ne yaptığının farkında değil, evli olduğunun farkında değil. Belki evliliğinde mutsuz, tabii ki bütün evlilikler %100 mutlu diyemiyoruz çünkü... Evliliğin kendisi çok da kolay bir süreç değil. İçinde birçok dinamiği barındırıyor. İşte hastalıkta, sağlıkta dediğimiz gibi iş problemleri, her şey evin içine yansıyabiliyor. Ama burada insanların tutum ve tavırları ya o ilişkiyi şifalandıracaktır ya da yıkıma götürecektir. Yani bir şeyi ne kadar erken fark edersek ve o farkına vardığımız konu veya sorun neyse onu çözmek adına... çözüm yolları aramaya başlarsak veya o çözümle ilgili bir çözüm oluşturmakta sağduyulu davranamıyor, objektif davranamıyorsak bir profesyonelden erken zamanda destek aldığımızda hem çift olarak hem kişi olarak mutlaka daha yapıcı etkileri olacaktır ve evliliği, ilişkiyi kurtarmaya yönelik olacaktır. İnsanız, insanoğlu şaşar beşer demişler. Maalesef. Bazen halk arasında işte çiğ süt emmiş insanlar diyoruz. Hepimiz mükemmel değiliz, hatalar yapabiliriz ama önemli olan zararın neresinden dönse kârdır. Bir de biraz önce burçlarda da değindiğin gibi insanların ellerinde olanın yani beraber oldukları ilişkideki kişilerin gerçekten kıymetini bilmesi, hayatına ne kattığının, neresinde durduğunun ve bir riske girecekleri zaman aldatmakla ilgili o kişilerle bu maceraya sürüklenme duygusu geldiğinde neleri riske attıklarının, burada çocuklar var, burada evlilik var, burada değer verdiğiniz bir insan var. Gerçekten buna değip değmeyeceğinin muhasebesini yapıp, o muhasebeden bazen de çok mutsuz çiftler oluyor gerçekten. Peki dışarıdaki savunmaları şu oluyor, ama ben o kişide mutluluğu buldum, aşkı buldum, heyecan duydum, hayatıma renk kattı. Biz takım savunmalarla geliyorlar. Hayır, danışanların şunu görüyor musun? Ben çok fazla karşılaşıyorum mesela danışanlarımda. Çift olarak konuşmuyorlar. Evet, birbirlerini hani suçlamaya gidiyorlar daha çok. Diyor. Halbuki karşında olan ilişki yaşadığın kişiyi irdelesen daha başka şeyler yapacak. Çünkü aşk karşındaki kişiye göre şekil alır. Sen evet. De karşındaki kişiye göre şekil alırsın. Hmm. Yani tanıma eğer seviyorsan çabası, tabii gayret. Hiç çaba sarf etmiyoruz bir ilişki için. Yani onun kötü yönlerini araştırıyoruz ama iyi yönlerini görmüyoruz. Ben onda aşkı gördüm. Aşk neydi acaba? Ama karşındakinden de alabilirdin onu. Vermeden almak Allah'a mahsus. Sen vermemişsin demek ki ona. Hmm. Konuşmuyoruz çiftler olarak. Yani, bir de zaten evlendiysen belli ki başlarda o kişiye bir duygu besledin. Evlendik, her şey bitti diyor. Olayı, sahiplendim evet, cepte onu ben görme diyor. Olayı, insanların birbirlerini, o zaten elimin altında. Hı. O zaten o evlilik cüzdanının tapu gibi görülmesi, mülkiyet haline getirilmesi evliliği monotonluğa veya o heyecansız kısma taşıyor. Aynen. Oysa ki her an herkesi her şekilde kaybetme riskimiz var. Yani bizim davranış ve tutumlarımız ya o insanı daha fazla evliliğin içinde aşkı ve sevgiyi geliştirebilirsiniz... Var olan bir şeyi çoğaltabilirsiniz, meyve verebilir veya kurutabilirsiniz bir bitki gibi. Tamamen sizin göstermiş tabii. Olduğunuz alakayla ilgili. İşte o elimin altında duygusundan çıkmamız gerekiyor. Şöyle olmuyor mu? Kadın farkında değil ya da erkek daha çok aslında günümüzde kadınlar çok aldatmaya başladı. Kadın şöyle yapıyor yani bir başkası ilişki yaşıyor falan, bunu içinde saklıyor. Bütün sorunları bir yere konuşmuyorlar çift olarak. Ben de İletişim diyor. İletişim eksikliği İletişim var. Yok. Ondan sonra kaybetmeye geldiği zaman aldatıldığını öğrenen karşı taraf bu sefer hayır ben boşanacağım. Aldatıldın. Hani onu hiç umursamıyordun. Aldatıldıktan sonra bu sefer boşanmamak için bir çaba sarf ediyor. Ayrılmamak için. Özellikle Aynur sana ama sana da soruyorum bunu Nurcan. Evli erkeği ya da kadını cazip hale getiren nedir? Hayatındaki kişi.
Yani niye herkes hani artık bakıyoruz günümüzde ilişkilerde şöyle bir şey var. Mesela evli erkekler ya da evli kadınlara işte hayatına üçüncü bir kişi giriyor. Niye bu kadar evli olan yani sahipli olan kişi cazip hale geliyor? Çünkü onun mutluluğuna bakıyor önce. Onun yaşanta ilişkisine bakıyor. Diyor ki o kadınla çok mutlu. Beni de mutlu edebilir. Evet. Ya da o erkekle evet, çok mutlu. Ya yani hiç uğraşmıyorsun. Karşındaki resme bakıyorsun. Diyorsun ki çok muhteşem bir resim var. Onu yapıyorsa bana neler yapar? Evet katılıyorum. Kolay. Bu birincisi. Evet. İkincisi işte seçildiyse o kişi evlilik baba olmak için seçildiyse, eş olarak seçildiyse ve tabloda mutluysa hasetlik duygusu de, imrenme duygusu onda var, bende de olsun veya ya da ben mutsuzum, o niye mutlu? Yani mutluluğu kıskanma gibi bir yarış oluyor. Onu elde etmeliyim ki onu elde ettiğim zaman o mutluluğu da elde edeceğim diye bir yanılgı, aynı bir illüzyona ben de mutlu olacağım diye ama herkes düşüyorlar. Aynı kadın da aynı erkek de aynı ilişki yaşayamaz ki. Bir de şöyle bir şey var mı? Programımızı bitiriyoruz. Çok az vaktim kaldı ama şunu da sormam lazım. Şöyle de bir şey var mı? Mesela diyelim ki evli bir erkekle beraber oluyorsunuz. Evli bir erkeğin size yetme şekli çok azdır ya. Evi var, çocukları evet. var, eşi var filan. Maddi olanaklarda hani adam size yetmediği için işte hediyeler alıyor, yemeğe götürüyor, tabii. atıyorum işte istediğini alıyor, ediyor falan. Orada birazcık mantık da mı devreye giriyor? Etken. Kolaylık. Tamamı değil ama etkenlerden biri diyelim. Birçok etken var orada ama günümüz şartlarında yaşadığımız hayat şartlarında kadınların öncelik olarak ekonomik düzeyi yüksek, statüsü yüksek erkeklere karşı bir mücadele haline girmiş olmasını gözlemliyoruz maalesef. Bu da kendi yaşantısında zayıf olan karakterlerde ego daha işte. Çok gözüküyor. Zaten kendi ayakları üzerinde duran, kendi gücünü eline almış, kimliği yok. Ve karaktere oturmuş kadınlarda görmüyoruz bunu. Zaten çoğu yalnız. Yani karakter boşluğu olan insanlarda. O yüzden yalnızlar, insanlarda. Ego biliyor orada. Evet. Tamam. Bunu programdan sonra devam ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bugün Aynur Tümen, yaşam koçu ve yazar, canım arkadaşım, dostum Mina ile birlikte bizlerle oldu. Yeni kitabıyla bizlerle birlikteydi. Bugün bir solukta okuyacağım. Lütfen siz de edinin. İki izleyicime de hediye edeceğim bu kitabı imzalı şekilde. Astroloğumuz Nurcan Veci Gün hanımefendi bizlerle birlikteydi. Onu çok seviyoruz, bayılıyoruz ona. Aynı zamanda üroloji uzmanı operatör doktor Tuncay Şafak hocam bizlerle beraberdi. Bir şarkıyla veda edeceğim. Ufuk Önderoğlu söyleyecek ama hocam çok kısa, programım bitti, arkadaşlarım beni parçalayabilir. Şunu bir sizinle birlikte yine mesajını verelim. Lütfen beyleri tek eşlilikten bahsedelim. Çok evet. hastalık taşıyorlar. Evet, kesinlikle. Ve özellikle hani toplum sağlığı açısından da hem psikolojik hem fizyolojik açıdan tek eşlilik önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Önümüzdeki günlerde tekrar bizimle birlikte olacaksınız. Bir şarkıyla bitirelim tabii dedim. Bir şarkıyla veda edelim ama haftanın ilk gününden bizlerden bu kadar efendim. Harika bir başlangıç yaptık haftaya. Mükemmel bir hafta sizleri ve bizleri bekliyor. Yarınınız, bugününüz, tüm günleriniz birbirinden daha güzel olsun. Yarına kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Saatler 11'i gösterdiğinde ailenizin kanalı Flash TV ekranlarında hayata dair her şey için yarın burada olacağız. Hoşça kalın. Turunçlarım var, benim ahuzarım var. Ayva turunçlarım var, benim ahuzarım var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarim var. Hep derdinden ağlarım, bir vefasız yarim var. Al almayı, ver narı, ağlarım zar zar. Tez günlerde gönderin o kara göz. Al almayı ve narı, ağlarım zar zar. Tez günlerde gönderin o kara gözlü yarı. Ay
var bende, aldın aklım yar bende. Ay baturuşlar bende, aldın aklım yar bende. Hiç melham kar eylemez, yar yaresi var bende. Hiç melham kar eylemez, yar yarası var bende. Al almayı ver narı, ağlarım zar zar. Tez günlerde gönderin. Al almayı ver narı, ağlarım zar zar. Tez günlerde gönderin o kara gözlü yarı. Hadi yapalım. Bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdiğim halim geçti, öptüm sevdiğim helalleşti. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Mail oldu Gonca güle. Acem şalı ince. Ufuk gönder oğlum. Yeter naz eyleme bana. Yeter naz eyleme bana. Gel göreyim kana kana. Gel göreyim kana kana. Aşık oldum canım sana. Aşık oldum canım sana. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele. Oldum Gonca güle, Acem şalı ince be, Acem şalı ince be. Hayrol. Hoşça kal.